Tiramisu'nun aslında tarifini vermeyecektim. Aslında kanalımda daha önce yapmıştım. Ama dedim ki hem yeni gelenler var. O yüzden birlikte yapalım dedim. Bir de ben bu tiramisu tarifini bizim iş yerinden bir abladan almıştım. Ay dur dur geliyorum. Yağmur başladı. Dışarıda çamaşırım var. Dur 2 dakika geldim. Geldim geldim. Allah'tan kurumuşlardı ve hemen gördüm. Çok azdı zaten 3 parçaydı. Nevresim takımıydı. O yüzden çok sorun olmadı. Şimdi ben dediğim gibi bu tarifi iş yerinde bir arkadaşımdan almıştım. Ben bir kere yaptım. Daha önce de yaptığımda şeyi fazla geldi. Sosu fazla geldi açık söylemek gerekirse. O yüzden şimdi ben o tarifi 3'te 1 azaltıyorum. Yani normal şartlarda bir paket yağın 3'te 2'si kullanılıyordu. Ben bir paket yağın yarısını kullanacağım şimdi. Ara muhallebisini yapıyoruz bu arada. Şimdi yağ burada eriyecek. Dur ama şöyle yüksek ateşte erimesin, değil mi? Tamam. Bu burada erisin. Sonra geliyorum. Yağ eridi. Şimdi içine normalde 4 yemek kaşığıydı. Ben 3 yemek kaşığı un koyacağım. Karıştıra karıştıra koyuyorum ki hatta bu kısmını dur şöyle yapayım ben. Ne derler ona? Çırpıcıyla. Kız neredesin? Tabii ki boşaltmadığın makinededir. Neyse, şunu alayım da. Unumuzu koyduk şöyle. Aslında tabii ki şey işte beşamel sos gibi bir nevi onun şekerlisini yapacağız. Dur sen şurada bekle. Unumuzu koyduk. Şimdi ne koyuyoruz? Arkadaşlar burada şey ıslatacağım şeker de var. Şöyle şekerlerimde şöyle sert sert şeyler vardı. Bunları dedim bari bu ısınan bir şey buna kullanayım. Bir. Normalde 4 yemek kaşığıydı. 3 yemek kaşığı kullanacağım. 2. Ve şöyle 3. 3 yemek kaşığı şekerimizi de koyduk. Bunları bir güzel kavuruyoruz ve en son ne koyacağız? Sütümüzü koyacağız. Ay ben şu şekeri eriteyim geleyim sinir oldum. Şekerim eridi. Şimdi sütümüzü koyacağız. Ben sütü nasıl koyacağım biliyor musunuz? Bardak hesabıyla koyayım. 750 miligram süt diyor. Yani şöyle bardakla düşünürsem eğer bir bardak 200 ise ben 6 3 bardak koymam yeterli olur benim için. Bir. Ay. Açamadım kız. Ay. Bir. İki ve üç. 3 bardak sütümüzü koyduk. Şimdi bu muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştıracağız. Çok basit. Bilmiyorum. Bence çok basit. En kolay tiramisu. Ha, bir de ben şimdi arasına muz koyacağım. Muzlu tiramisu. Ben böyle kakaolu tatlı çok sevmiyorum ya. Böyle yoğun. Bu da gerçi çok yoğun kakaolu değil ama kahveli falan ya. Böyle muz o tadı böyle çok güzel kırıyor. Çok seviyorum. Bu tarz şeylerde muz ve çileği. Çilek olsa çilek de koyardım şimdi. Şöyle. Bunu güzelce karıştıracağız. Süt birazcık ısınana kadar ben şimdi pasta kekimi ıslatacağım. Onu size aslında göstermeyeceğim. Ilık suya Nescafe ve şeker koyup pasta kekimi ıslatacağım sadece.
Sonra kremasını tekrardan arasına koyarken görüşürüz. Kız göstermeyeceğim dedim. Niye göstermeyeyim ki? Şöyle kocaman bir bardakta ılık su, 3'er kaşık toz şeker ve Nescafe. Pasta kekimizi açalım, 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 nasıl açalım. Tamamdır. Muhallebi kıvamına gelmeye başladı. Yani yoğunlaştı iyice. Şimdi altını açacağım. Asyuş! Efendim? Masada galiba labneyi getirir misin? Labne? Peynir. Gördüğünüz gibi gayet yoğun bir kıvam aldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani pastacı kremaları var ya, hazır böyle sütle yapılıyor, soğuk. Yani bilmiyorum, hani bunu hiç yapamayan olursa, hani daha küçük arkadaşlar da izliyorlar biliyorum, hani yapmak isterlerse onlar da daha kolay olabilir. Aha, bunun tabii ki lezzetini asla vermez. O da ayrı birazcık uğraşlı. Biz bunu çok seviyoruz, yani eşim de ben de çok seviyoruz. Asya tabii ki sevmiyor, benim uyuz kızım. Tabii ki sevmiyor. Biz bunu eşimle bir haftada yiyoruz. Her gün birer dilim, küçük küçük birer dilim, birer dilim, bir haftada yiyoruz biz bunu. Evet. Bu tamamdır. Şimdi bunun altını kapattım. Ve şöyle bir iki karıştıralım, bir kaynarlığını alalım. Şimdi labnesine katacağım. Labnesini de katmak için. Ama yok, labnesini katmadan önce arkadaşlar, bu böyle birazcık bir şey olsun. Kaynarlığı çok azıcık bir gitmesi lazım. Siz gelin hadi. Ne yapalım? Muzumuzu doğrayalım. Muzumuzu doğrayalım. Arasına çünkü muz koyacağız. Şunu kaldırayım şuradan.
Şimdi yine ölçülerde bir paket labne var ve ben bir paketini koymayacağım. Şöyle yarısını mı koyalım? Birazcık daha alalım. Tam 3'te 2 de değil. Şöyle şu kadarını koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle çırpıcımızı alalım. Bunu şöyle alayım. Bunu da yine kullanacağım. Güzelce yoğun, harika bir pasta kreması olana kadar çırpıyorum. Ha, unuttum kız. Unuttum, vanilya koyacaktık. Dur. Unuttum. Neredesin? Evet, bir tane de vanilya bu etapta. Unuttum derken aslında bu etaptaydı yani. O kadar da unutmadım. Tamam. Çırpıcıyı da çok dibine sürmemeye çalışıyorum. Tamamdır. Evet. Kremamız tamam. Şimdi haydi gelin. Pastamızın öncelikle şöyle, burada muzlarım da var. Şurasına dökelim. Ne yapayım? Önce şöyle birazcık dökeyim değil mi? Tamamdır. Bu üstüne. Tamam. Sen şöyle geç. Bu böyle birazcık tabii sıvı gibi görünüyor ama o şey olacak yani, dolapta bekleyeceği için tabii ki bu tatlı bayağı bir bekleyecek. Çok güzel olacak o zaman. Evet. Şöyle azıcık daha alabilirim. Muzlar birazcık gömülsün istiyorum. Tamam. Şöyle iyice yanlara doğru alıyorum ki bu yanları kuru kuru kalmasın diye. Tamam. Şimdi muzlarımızı diziyoruz. Muzlarımı dizdim ve ellerimi sildim. Şimdi bunu önceden ıslatmadım ki. Neden? Çünkü bu yumuşarsa üzerine koymam çok zorlaşır diye. Şöyle buradayken hemen ıslatıp hemen üstüne koyacağım ki daha emmeden, yani yamulmasın, yumuşamasın çok. O yüzden
Birazcık acele etmiyor değilim hani. Böyle olduğu için ben daha önce üstünden de yapmayı denedim de arkadaşlar, üstünden yapınca emmiyor. Şeyini, bunu emmiyor yani. Üstü böyle başka bir kabuk, daha böyle hani kekin pişmiş üstü gibi düşünün. O yüzden böylesi en mantıklısı. Evet. Tamamdır. Şimdi sen gel bakayım. Şöyle ortalayalım ve bismillah. Evet. Süper. Vallahi acık oldu kırılmadan. Dağılmadan çok şükür. Bir dakika elimi yıkayacağım. Şimdi kalan kremamızı bütün bunun üstüne döküyoruz. Bak yine bile fazla oldu bence ha. Vallahi galiba. Bakalım. Şöyle bir şu kadar alalım. Vallahi yine bile fazla oldu. Belki de tam yarı yarıya ölçüde ama. Ya bilmiyorum. O ölçü diyor ki abla mesela bazen getiriyor yapıp iş yerine. Hani hiç de öyle fazla görünmüyor ama bilemiyorum ben. Çok fazla bence o ölçü. Bak bu bence ideal yani. Böyle kenarlara da kendisi aksın. Şöyle. Evet. Bu tamamdır. Bu kadar. Muzlu tiramisumuz bitti. Şimdi ne yapacağız? Bunun üzerine kakaomuzu serpeceğiz. En güzel görüntüyü o verecek. Şöyle bakayım. Bütün. Heh. Her yerin şöyle yanlarına doğru. Evet, tamamdır. Bu tamamdır arkadaşlar. Maalesef ki bilmiyorum bunu. Bir anneme sorayım, bir şey yapabilir miyim bilemiyorum ama. Bir sorayım bakayım anneme. Atacağım yani maalesef. Ne yapacağım? Bunu bilemedim. Ne olur bu? Hı. Neyin içine? Bir şey yapılıp içine doldurulabilir falan böyle ama. Neyse, şimdilik bilmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kakaomuzu dökeceğiz. Süzgecimi alayım, kakaoyu da alayım, geldim. Hazır. Bize afiyet olsun. Eğer yaparsanız arkadaşlar size de afiyet olsun. Çok hafif, harika bir tatlı oluyor. Bu arada
pasta keki ben sade alıyorum. Kakaolu almıyorum. Çok yoğun olmasın diye açık söylemek gerekirse. Eğer isterseniz yani kakaolusunu da alabilirsiniz. Daha yoğun severseniz. Evet, ben bunu şimdi doğru dolaba koyacağım. Sonra görüşürüz.